Milletvekili adaylarımız, il başkanımız, AK Parti yönetimi. Öncelikle hepinize hoş geldiniz diyorum. Saygı ve sevgilerimi sunuyorum. Evet, 7 Haziran'da ülkemiz bir seçime gitti. Bir ay sonra tekrar bir seçime gidiyoruz. Ben bu seçimlerin ilimize, ülkemize hayırlara vesile olmasını diliyorum. Aynı zamanda bu son süreçte yaşadığımız olayların da son bulmasını temenni ediyorum. Tekrar hoş geldiniz diyor, saygılar sunuyorum. Çok değerli il başkanım adına, yine milletvekili adayı arkadaşım Serkan Bayram Bey adına, Merkez İlçe Başkanım adına, sonuçta tüm teşkilatlarımız adına biz de sizlere çok teşekkür ediyoruz. Bizi kabulünüzden dolayı da ayrıca teşekkür ediyorum. Sizin de ifade ettiğiniz gibi Türkiye 7 Haziran'da bir seçim sürecini yaşadık. Milletimiz bir karar verdi. Ancak biz AK Parti olaraktan 13,5 yıllık hizmetimizde milletimiz elbette mutlaka bizim de eksiklerimiz mutlaka olmuştur ki tek başına iktidar olma noktasında bize yetki vermedi 7 Haziran'da. Elbette %41 oy olaraktan birinci parti olduk ama dedi ki hayır, birlikte koalisyon olun. Ancak tabii Türkiye'nin geçmişine baktığımızda bu ülkemiz ne çektiyse koalisyonlardan çekmiştir. Çünkü hala bizde koalisyon kültürü gelişmemiş. Paylaşım yoktur. Biz AK Parti olaraktan hemen seçimden sonra başbakanımız siyasi partilerle onları ziyaret etti. Koalisyon noktasında birlikte hareket edelim. Millet bize bir mesaj verdi. Ülkeyi beraber yönetelim. Ama milletimiz de şahit oldu ki maalesef AK Parti tek başına kaldı. Neticede Cumhurbaşkanımız, Sayın Cumhurbaşkanımız da anayasamızın kendisine vermiş olduğu yetkiyi kullanaraktan erken seçime Türkiye gitti. 1 Kasım'da yeni bir seçim olacak. İnşallah ümit ediyoruz ki 1 Kasım seçimleri ülkemiz için, Erzincan'ımız için, bunun dışında gönül coğrafyamızda gerçekten zulüm gören, her gün ölümle burun buruna gelen ülke komşularımız var. Irak, Kuzey Irak var, Suriye var, Myanmar var, Filistin var. Onların hepsi yüzünü Türkiye'ye döndü. 1 Kasım seçimleri ülkemiz için 78 milyonumuz Kürdüyle, Türküyle, Lazıyla, Çerkeziyle, Alevisiyle, Sünnisiyle ne kadar önemliyse o coğrafya için de o kadar çok önemli. Dünyanın barışı için önemli. Onlar şimdi bizim seçim sonuçlarını bekliyorlar. Biz Erzincan olarak da hamdolsun tüm kadrolarımızla 13,5 yıldır elimizden geldiği ölçüde hizmet etmeye çalıştık. Siz basın mensuplarıyla da gerçekten siz bizim her zaman gücümüze güç kattınız. En azından bizi bilgilendirdiniz. Hemşerilerimizi doğru bilgilendirdiniz. Bizi uyardınız. Eksiklerimizi, şunlar eksikleriniz dediniz. Eğer Erzincan'da bir başarı elde edilebildiyse sizlerin, basın mensuplarımızın çok büyük rolü var. Biz buna inanan bir partiyiz. İnşallah bu seçim sürecinde de yine biz şuna talibiz. Biz bütün siyasi partilerin, seçime giren Erzincan'daki adaylarına biz başarılar diliyoruz. Mutlaka araçlarımız ayrı olsa da amaçlarımız bir, Erzincan'la, Erzincan'da hemşerilerimize hizmet etmek. Onların da gayesi bu. Biz tabii ki takdir Allah'tan, teveccüh hemşerilerimizden. Ama biz şunu ifade ediyoruz. Diyoruz ki biz Erzincan'a, ülkemize hizmete talibiz kadrolarımızla. Bu seçim o kadar çok önemli bir seçim ki Erzincan'ın geleceğini birlikte şekillendireceğiz. Ülkemizin birlikteliğini, bu seçim ülkenin istikrarı, huzuru için çok önemli. En önemlisi de komşularımız, komşular saydığımız dış ülkeler var. Şu anda Erzincan'da da olsun, Türkiye'de de olsun bu ülkemizin birliğini, beraberliğini, dirliğini bozmak için. Hedef de şu var, AK Parti'yi nasıl yok ederiz, Türkiye'yi nasıl Mısır'a çeviririz, Suriye'ye çeviririz. Üzerimizde bir oyun oynanıyor. Bu oyunu inşallah biz Erzincan'da bozacağız. Erzincan'daki hemşerilerimizin birliğiyle, sağduyusuyla biz inanıyoruz ki bu seçim sonuçları Erzincan için bir demokrasi şöleni olacak.
Biz Erzincan'dan Türkiye'ye bir birlik ve beraberlik mesajı vereceğiz diyoruz. Gecemizi gündüzümüze katacağız. Tüm hemşerilerimize buradan şunu diyoruz. Bizim partimiz Hizmet Partisi'dir. Rozetlerimizi çıkarıyoruz. Partimiz Erzincan Partisi'dir. Sonuçta bizim MHP'li seçmen kardeşlerimiz, CHP'li seçmen kardeşlerimiz, Saadet Partili seçmen kardeşlerimize şunu diyoruz. Biz AK Parti olaraktan Erzincan Partisi olacağız. Rozetleri çıkaracağız. Birlikte bu şehri yöneteceğiz. Bize bir fırsat versinler tekrar. Şöyle bir Serkan Bayram kardeşimizle birlikte bu şehri yönetmeye talibiz. Bu seçim sonuçlarının Erzincan'ımız için, ülkemiz için de hayırlı uğurlu olmasını Rabbim'den niyaz ediyorum. Ve diyorum ki sizlerle birlikte bu şehri yöneteceğiz. Erzincan bizim dünümüzdür, bugünümüzdür, yarınımızdır. Erzincan için bizim hayallerimiz var. Her hemşerimizin Erzincan'ın her noktasında hizmeti var, alın teri var. Gelecek adına umutlarımız var. İnşallah Erzincan'da biz bunu sağlayacağız. Terör örgütü şu anda istiyor ki Erzincan'da dahil, bakınız Kemah'ta yol kesildi, bir bacımızı şehit ettiler. Terör örgütü bu seçim sürecinde korku salmak istiyor insanımıza. Yani hala silah zoruyla, korkuyla da oy almak istiyorlar. Ama biz Erzincan'da bu oyunu bozacağız. İnşallah bozacağız diyorum. Tüm hemşerilerimizin, tüm teşkilatlarımız olarak emrindeyiz. Onların hizmetkarlığına talibiz ama bunu birlikte yapacağız. Basınımızla yapacağız. Basınımızla yapacağız. Taraf olun demiyorum. Ama milletten yana da taraf olmak lazım diyorum. Tekrar hepinize, başta çok değerli başkanım olmak üzere, tüm mensuplarınızı saygıyla, hürmetle selamlıyoruz.